yüksek yargı organları arasındaki görüş ayrılıkları, yorum farkları, hukuk tekniği ve demokrasi mantığı kapsamında içtihat zenginliğini takviye ve tahkim edecektir. Pozitif tartışmalar, yapıcı eleştiriler, makul öneriler, muhtevalı ve derinlikli düşünceler, milletin hakkını ve devletin egemenlik çıkarlarını gözeten yaklaşımlar, hukuk müktesebatının ve hukukun üstünlüğünü güçlendirecektir. Fakat en son yaşanan Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında cepheleşmeye ve suç duyurusuna kadar varan süreç bir devlet veya rejim krizi değil, böyle görmek ve göstermek isteyen siyasi partilerin sefil bir uydurması, aynı şekilde kuruntusudur. Kriz bekleyenlere, kriz düşü kuranlara, kriz ayini yapanlara açık söylüyorum ki avuçlarını yalayacaklar, hevesleri de kursaklarında kalacaklar. Bunun yanında var olan sorunun kaynağına inmeden, sorun üreten yargı organını nesnel ölçüler eşliğinde tespit etmeden sağlam ve sağlıklı çözüm yollarının inşası da oldukça zordur. Anayasa Mahkemesi adalet ve hukuk düzeninin safrası ve sancısıdır. Bu kaçınılmaz gerçeği kabul etmeden son gelişmeleri kavramak mutlak butlan da batıldır. Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru incelemelerinde hukuk ve toplum düzenini tahrip edecek kararlar alması, yasa ve anayasa koyucunun iradesini yok sayması, hatta anayasa hükümlerini işlevsiz hale getirmesi vakayı adliyeden sayılamayacak bir sapma ve sürüklenme halidir. Bu mahkeme resmi gazetenin 27 Ekim 2023 tarihli sayısında Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilen ve Gezi Parkı davasında kesinleşmiş 18 yıllık cezası bulunan Şerafettin Can Atalay'la ilgili hak ihlali kararını açıklamıştır. 20 Temmuz 2023 tarihinde yapılan bu kapsamdaki bireysel başvurunun yaklaşık 3 ay gibi kısa sürede sonuçlandırılması ister istemez aynı hassasiyet ve özenin Halkın Demokrasi Partisi'nin kapatılma davasında niçin gösterilmediği akıllara getirmiştir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçundan 25 Nisan 2022 tarihinde sanık tarihine aleyhine hüküm tesis etmiştir. Bu karara yönelik istinaf başvurusu tüm tahliye talebiyle birlikte Bölge Adliye Mahkemesi'nin 28 Aralık 2022 tarihli kararı ile reddedilmiştir. Devamındaki gelişmeler bugünkü tartışmaları tetiklemiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi de 28 Eylül 2023 tarihli kararıyla mahkumiyet kararını onamıştır. Yargıya saygı mecburidir. Bu kararın gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde derhal yapılmalı, konu kapatılmalıdır. Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi'ni karşı karşıya getiren konu anayasanın 83. maddesinin 2. fıkrasında yer alan dokunulmazlığın iki istisnasından biridir. Bu istisna hükmüne göre seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla anayasanın 14. maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Şu anayasal kuralı herkesin idrakinde yarar vardır. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında hiyerarşik bir ilişki yoktur. Bu mahkeme süper temyiz merci sıfatına da sahip değildir.
Bireysel başvuru kapsamında Anayasa Mahkemesi'nin görevi bir temel hakkın ihlal edilip edilmediğini, eğer ihlal varsa bu ihlalin nasıl ortadan kaldırılacağının belirlenmesiyle sınırlıdır. Anayasa Mahkemesi'nin millet vicdanına, adalet ruhuna ve hukuki normlara müzahir ihlal kararları diğer mahkeme kararları için yeniden yargılama sebebidir. Daha vahimi, Anayasa Mahkemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı yetki alanını genişleterek yasama ihmali olarak değerlendirdiği konularda kanun yapılıncaya kadar ihlal kararı vereceğini ilan etmektedir. Halbuki bu mahkemenin yetkileri arasında yasal düzenleme eksikliği denetlemek diye bir şey söz konusu değildir. Gazi Meclis, Anayasa Mahkemesi'nin vesayeti altında hiç değildir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletin üstünde ve önünde bir güç de olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturma eylemi yapan güruhun Anayasa Mahkemesi'nin yasamayı etkisiz hale getirme girişimini görmezden gelip Yargıtay'a laf etmesi küstahlıktır, hadsizliktir, seviyesizliktir. Sokak çağrısı yapanlar, karanlığa hizmet eden izansızlar ve ilkesizlerdir. Oturanlara sesleniyorum. Siz oturmaya devam edin. Türk milleti size Osmanlı şamarını vura vura 31 Mart'ta kaldırmasını da bilecektir. Ortada darbe, devlet, rejim ve yargı krizi değil, bal gibi Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini aşarak, yasaları ve anayasayı aşındırarak yargısal aktivizmi vardır ve bu kesindir. Anayasa Mahkemesi yetki alanını genişleterek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve diğer yüksek yargıya parmak sallamaktadır. Ve de anayasanın üstünlüğü ilkesini ihlal etmektedir. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay özelinde süregelen sıcak tartışmanın nihayetinde son ihlal kararına özgü olmadığı, bu tartışmanın esasında siyasi kutuplaşmanın yer almadığı, her iki yüksek mahkeme arasında kararların etkisine ve uygulanmasına ilişkin görüş ayrılığının bulunduğu açıktır. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay'ı karşı karşıya getiren hukuki açmazın iki nedeni vardır. Birincisi, anayasanın 83. maddesinin ikinci fıkrasındaki dokunulmazlığın istisnasına yönelik amir hükmün hukuki belirliliğe sahip olmamasıdır. Bu itibarla birbirleriyle çelişen pek çok maddesi olan 1982 darbe anayasasının kaldırılıp Türkiye'ye ve Türk milletine yeni, sivil, kapsayıcı ve demokratik nitelikli bir anayasa kazandırmak hepimizin en temel görevi ve gündemidir. İkincisi de yeniden yargılanma ile yargılanmanın yenilenmesine ilişkin yasal düzenlemelerdeki çelişki ve boşluklardır. Hiçbir kimse ve organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği esasına aykırı hiçbir fiil ve faaliyette koruma göremez. Bir hakka sahip olamaz. Nerede bir suçlu varsa, nerede Türkiye'ye nefret kusan, ihanet eden, silah doğrultan, milli güvenliğimizi, milli birlik ve kardeşlik ruhumuzu bozmayı amaçlayan bir hain bulunuyorsa, Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali kararıyla ödüllendirilmektedir. Bu olacak iş midir? Böylesi bir rezaletin neresi adalet ve hukuk ilkeleriyle bağdaşmaktadır?
Hazreti Mevlana'nın şu sözü, adaletin özünü deşifre etmesi bakımından ziyadesiyle kayda değerdir. Ağaca su vermek adalet, dikene su vermek zulümdür. Adalet bir nimeti yerine koymak, zulüm ise yerinden söküp atmaktır. Her yanlış kararda zulümdür. Nitekim Anayasa Mahkemesi zulmün yanında milletin ve devletin karşısında bir mihrak olarak sivrilmiştir. HDP'ye yapılacak hazine yardımını bloke konulması ile ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın müracaatını reddeden PKK'ya para akıtılmasının önünü açan Anayasa Mahkemesi'dir. Terörist Demirtaş'ın lehine hak ihlali kararı verip 50 bin lira tazminat ödenmesine hükmeden Anayasa Mahkemesi'dir. Leyla Güven, Ömer Faruk Gergeroğlu, Figen Yüksekdağ, Can Dündar başta olmak üzere PKK'lı ve FETÖ'cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan Anayasa Mahkemesi'dir. Dağda, ovada, sınır içinde, sınır ötesinde başını ezdiğimiz hainlerin sırtını sıvazlayan Anayasa Mahkemesi'dir. Türkiye'nin ve Türk milletinin helal haklarını alenen ihlal eden bu mahkeme muhtemeldir ki böyle giderse Fethullah Gülen ile Murat Karayılan'a da hak ihlali kararıyla kucak açacaktır. Bize göre Yargıtay 3. Ceza Dairesi görevinin gereğini eksiksiz yapmıştır. Bugünkü sorun yumağının temelinde Anayasa Mahkemesi'nin vatan ve millete kasteden lekeli kararları bulunmaktadır. Hakkı çiğnemek için emel ve eylem içinde olanlara hak ihlali kararı vebaldir. Anayasa ve yasa karşıtlığıdır. Şehidin, şühedanın, haklarını yok sayanların yakasından tutmak boynumuzun borcudur. Milletimizin hayat ve varlık haklarını inkar edenlere sabır göstermemiz söz konusu değildir. Değerli arkadaşlarım, millet olma hali bugüne kadar ulaşılmış en medeni, en modern, en gelişmiş beşeriyet özelliğidir. Milletimizi oluşturan her vatan evladı bir ve eşittir. Türkiye'de sınıflı bir toplum yapısı veya kast sistemi yoktur. İmtiyazlı bir azınlıktan, seçkin bir zümrenin hakimiyetinden, hukuken ve siyaseten üstünlüğü olan bir kaymak tabakadan asla bahsedilemez. Milletimizin her ferdi kanun önünde aynı haklara sahiptir. Bir asırlık cumhuriyetin en büyük kazanımlarından birisi fırsat eşitliğinin tesir ve tecellisidir. Dağdaki çobanımızla üniversitede ders veren bir akademisyenimizin arasında hukuken ve demokratik haklar açısından hiçbir fark yoktur. Her neviden ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Türkiye ve Türk milletinin tarih, kültür ve sosyolojik varlığına bugüne kadar öteki olmamış, hiç kimse zenci veya yabancı görülmemiştir. Millet birdir, adı Türk'tür. Doğudan batıya, kuzeyden güneye büyük bir aile yapısı kökleşmiştir. Hatırlarsanız Anayasa Mahkemesi'nin 61. kuruluş yıldönümünü bizatihi mahkeme başkanının yaptığı konuşma millet varlığına ağır bir saldırıydı. Bu şahsın ağzından dökülen çok tehlikeli sözlerin tamir ve tevil imkanı da elbette yoktur. Toplumsal düzeyde bizim gibi olmayanlarla, bizden farklı düşünen ve yaşayanlarla sağlıklı bir ilişki kurmak durumundayız diyen Anayasa Mahkemesi Başkanı neyi kastetmişti? Öteki olarak gördüklerimizin
ontolojik varlığını kabul etmedikçe bu sağlıklı ilişkiyi kurma imkanını da yoktur diyen Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın varmak istediği yer neresiydi? Kendimize hak gördüğümüzü öteki de ne hak görerek adaleti ve özgürlüğü sadece kendimiz için değil başkaları için de isteyerek farklılıklarımızla bir arada yaşamanın iklimini hep birlikte oluşturmak zorundayız diyen Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın dilinin altında eveleyip gevelediği asıl düşüncesi, asıl maksadı nelerden ibarettir? Demokratik Cumhuriyet'in geleceği hukuksal ve siyasal düzlemde kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve bu kapsamda yargı bağımsızlığının tam manasıyla hayata geçirilmesine bağlıdır açıklamasıyla da PKK'dan HDP ve CHP'ye kadar zillet ve ihanet cephesine selam verdiğini uzaktan bakınca anlayamayacak kadar saf mı duruyoruz? Demokratik Cumhuriyet kavramını kullananların kim olduğunu biliyor ve bu beşer cephesini tanıyoruz. Kafası zehirlenmiş Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı hatırlatırım ki Türkiye'de kuvvetler ayrımı netleşmiş, aralarındaki sınır çizgileri kalınlaştırılmıştır. Dahası yargı bağımsızlığının yanı sıra tarafsızlığı da anayasal hüviyet kazanmıştır. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zillet İttifakı'nın yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur. Bunu reddediyoruz. Bu kişinin haddini ve hududunu çok açık şekilde aştığını düşünüyoruz. Ve ilave yapıyorum. Türk devletiyle uğraşma. Cesaretin varsa Kandil'e git. Mahkeme başkanı objektifliğini ve tarafsızlığını kaybetmiş, Türkiye'nin yeni yönetim sistemiyle milli birlik ve kardeşliğe cephe almıştır. Geldiğimiz bu aşamada karşımıza iki seçenek çıkmaktadır. Ya Anayasa Mahkemesi kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır. Mahkemenin statüsü kuruluş ve yargılama esasları ile üye yapısının köklü bir reforma tabi tutulması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bunu da yeni bir anayasa ile hayata geçirmek hedefimizdir. Teröre yardım ve yataklık suçu somut delillerle belgelendirilen HDP'nin devamı ede gelen kapatma davasını sekteye uğratan Anayasa Mahkemesi Başkanı ve malum üyeleri şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktadır. Terörle mücadele muazzam fedakarlıklar sergileyen kahramanlarımızın hakkı yenmekte, hukuku hiçe sayılmaktadır. Bölücülüğün odağı olan partinin kapatılması demokrasi onuru, hukuk namusudur. Bu ihanet yuvasının kapatılmasını aylardır sürüncemede bırakanları Türk milleti vakti saati geldiğinde mutlaka kapatacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken alayınızı saygılarımla selamlıyor, başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.